Biz bugün saat 16'dan sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun iftiralarını dinledik. Karalamalarını dinledik. Gerçekten koltuğuna yakışmayan bir bakanın nasıl yalan söylediğine şahit olduk. Sabah İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu belgeleriyle birlikte kanun maddelerini de ifade ederek, anayasa hükmünü de ifade ederek süreci tanımlaması ve belgelemesi onu öyle kızdırmış olsa gerek ki o iftiralarının ne kadar boş olduğunu ispatlamış olsa gerek ki maalesef çaresizlik içinde bitik bir ruh haliyle yanıt vermeye kalktı. Yalan bitmeden doğruyu konuşamayan bir İçişleri Bakanı ile karşı karşıyayız. Uymadığı anayasayı eline almış bize gösteriyor. Güvenlik güçlerimizin terörle mücadelesini kendine siper etmeye çalışıyor. Polisimizin, askerimizin arkasına saklanıp kendi suçlarını bastırmaya çalışıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde bir kişinin terörist ya da suçlu olup olmadığını tespit edecek makam İçişleri Bakanlığı'dır. Eğer bir suçlu, bir terörist yıllarca elini kolunu sallayıp dolaşıyorsa bunun sorumlusu İçişleri Bakanı'dır. Belediyelerin emniyeti de istihbaratı da yoktur. Süleyman Soylu bugün eğer söylediklerinin binde biri bile doğruysa kendi görevini yapamadığını bir kere daha itiraf etmiştir. Adli sicil kayıtlarını veren Adalet Bakanlığı'dır. Güvenlik soruşturmalarını yürüten İçişleri Bakanlığı'dır. Bir tespit varsa bulursunuz, gereğini yaparsınız. Eğer belediye çalışanlarıyla ilgili somut bir suç varsa bunu belediyeye bildirirsiniz. Belediye gereğini yapmazsa o zaman konuşursunuz, o zaman suçlarsınız. Ama belediyemize bilgi vermeden tuzak kurmaya çalışmak, basın toplantısında dedikodu yapmak aymazlıktır, utanmazlıktır. Devletin İçişleri Bakanlığı koltuğunu, aklını yitirmiş, psikolojisi bozulmuş bir kişine emanettir. Biz hiç iki yüzlü olmadık diyor. İstanbul ve Ankara'da önceki dönemlere ait milyarlarca liralık yolsuzluk dosyalarını sümen altı eden sen değil misin Sayın Bakan? Sen bırak iki yüzlüyü, yüz değiştirmekten yüzü kalmamış bir bakansın. Sen utanma duygusunu yitirmiş bir bakansın. 1668 terörist var diyorsun. Daha geçen yıl 557 terörist var diyordun. İspat edemezsen namersin dedik. Bugüne kadar hiçbirini ispat edemedin. Şimdi çıkıp hangi yüzle konuşuyorsun anlamıyoruz. 1668 terörist varsa yıllardır neden bu kişiler hakkında işlem yapmadınız? Bunlar bir günde mi terörist oldu? 241 çalışanın önceki yönetimler tarafından işe alındığını kendi ağzınla ifade ediyorsun, kendin söylüyorsun. Niye bunlar için daha önce harekete geçmedin? Niye önceki yöneticiler hakkında hiçbir işlem yapmadın? Kumpas soruşturmaları açacaksın. Belediyemiz sizden bilgi isteyecek, vermeyeceksin. FETÖ taktikleriyle tuzak kurmaya çalışacaksın. Sonra çıkıp belediyelerimizi suçlayacaksın. Yok öyle, yok öyle bakan. İnsanları ikinci derece yakınları üzerinden terörle iltisaklı ilan ediyorsun. Ondan sonra da terörist var diyorsun. Sen önce dön bir bak yanındakilere. Hollanda Büyükelçisi kim? Onun kardeşi nerede? Ona bir bak. Senin bakan yardımcının kardeşinin FETÖ'den arandığı ortaya çıkmış. Sen hala insanları terörist ilan ediyorsun. Önce bir sağına soluna bak. Kabine toplantısında fırçayı yedin. O bakanlık koltuğundan kalksan sana selam bile veremeyeceklerini biliyorsun. Bunun acizliği ve paniği içinde hareket ediyorsun. Onun için şimdi çıkmış altından yalan koltuğunu kurtarmak için bize saldırıyorsun, belediyelerimize saldırıyorsun. Boşuna uğraşma. Buradan sana ekmek çıkmaz. Sen bu yalanlarınla
kimseyi inandıramazsın. Artık senin yalanlarına inanacak kimse de kalmadı. Suçluluk psikolojisi içerisinde çırpınıyorsun, çırpındıkça da batıyorsun. Kendini saraya ispat etmeye çalışırken her yaptığınla da maalesef rezil oluyorsun. Şimdi tekrar sana bu ekranlardan çağrıda bulunuyorum. Eğer onurun varsa, şerefin varsa o koltuğu terk et. O onurlu koltuğa yakışmıyorsun. Ve her gün seni her yerden istifa etmeye davet edeceğiz. Çünkü sen gerçekten bu ülkede bir iş güvenlik sorunusun ve bu ülkenin huzurunu bozan bir insansın. Ve her gün seni istifaya davet etmek için de bu çağrımızı yineleyeceğiz. Evet, teşekkür ederiz arkadaşlar.